Cemre, iyi yayınlar. Bakara 7'yi açıklayabilir misin? Arka sıralardan abimizin isteği olan Bakara 7 tefsiri, Allah onların kalpleri, kulakları üzerine mühür basmıştır. Onların kafa gözleri üstünde de bir perde vardır. Onlar için korkunç bir azap öngörülmüştür. Şimdi bir saniye, bir saniye, bir saniye. Heh. Devamı çok uzunmuş. Okuyacaktım da okumuyorum. Allah günahta haddi aşan, ileri giden insanların kalbini mühürlüyor. İradeye müdahale ediyor. İradeye müdahalenin çok net bir örneğini Musa'nın annesinde görüyoruz. Musa'nın annesi Musa'dan ayrılınca isyan etmek üzereyken biz onun kalbini sağlamlaştırmasak içindekini dışarı vuracaktı denir. İradesine müdahale ediliyor ve iyi bir insanın iyi yönde müdahale ediliyor iradesine. Allah kimseye borçlu değil. Evet, özgür irade yaratmıştır. Fakat dilediği takdirde irade müdahale de edebileceğini söylüyor. Örneklerini de veriyor. Kalbi mühürlenen insan da yani artık özgür iradesiyle çok sayıda bok yedikten sonra kurtuluşu kabul edilmeyecek olan insanlar. Ben bugün hatta Fecr suresini okuyordum. Burada da bak 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 şimdi bak. Bak şimdi Fecr 15. İtibaren biraz okuyacağım. İnsan böyledir. Rabbi kendisini deneyip de ona cömert cömert davranır. Nimet yağdırırsa Rabbim bana ikramda bulundu der. Ama Rabbi onu sıkıntıya uğratıp rızkını ölçüye bağlarsa, kısarsa Rabbim bana ihanet etti der. Doğrusu şu ki siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Bak doğrusu şu ki bir bağlaç, arada bir bağlama var. Açıklıyor. Yoksulun doyurulmasını teşvik etmiyorsunuz. Mirası derleyip toplayıp yiyorsunuz. Malı devşirip depolatacak bir sevgiyle seviyorsunuz. İş böyle gel gitmeyecektir. Şimdi bu tür yaşayan insanlar dolayısıyla Allah tarafından da iyiye kılavuzluk edilmeyecek olan insanlardır. Yani Allah herkesin hak ettiğine kavuşmasını diliyor. Tüm bu varoluşumuz bundan zaten. Cennet ve cehennem de o yüzden. Özgür irademizle hak ettiğimize kavuşmak için bu dünyadayız. Yoksa Allah'ın sorgusuz sualsiz sırf puştluk olsun diye bir insanın kalbini mühürlemesi, ha sen seni böyle yarattım cehenneme yollayacağım demesi. Kur'an'da iddia edilen bir şey de değil zaten. Hatta iblisin argümanıdır. Beni azdırmana yemin ederim ki diyor Allah. Hani sen yaptın bak.